büyük bir darbe indirdi ABD ile İsrail'e. Açık ve net gözüktü Amerika'nın sorunu Türkiye ile. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada yaptığı önderlikle büyük avantaj elde eden Türkiye'nin diplomatik alanda atması gereken adımlar tartışılıyor. Kudüs üzerinde verilen oy şunu gösteriyor ki harbi İran'la Türkiye gerçekten bölgede sırt sırta verirlerse hiçbir güç karşılarında duramaz. Türkiye'nin bu Kudüs zirvesinden sonra, Birleşmiş Milletler'deki bu zirveden sonra Şam'la acilen liderler seviyesinde, yetkili makamlar seviyesinde görüşme yapması gerekir. Amerika'nın bu güven kaybının artık iyice yüze çıktığı sürece girdik. Orta Doğu ve terör uzmanı İsmail Dost'a göre Ankara, Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasında Washington'a dur uyarısı veren 127 ülkeyle Kıbrıs'ın tanınması için görüşmeler yürütmeli. Teker teker diplomasi yürütüp neden olmasın Kıbrıs'ı tanıttırmayalım? Dost, Kudüs konusunda Filistin'den yana tavır alan ülkeleri de Amerika ve İsrail komplolarına karşı uyardı, dayanışma çağrısı yaptı. Bunlara yardım edilmezse kesin Mossad veya CIA bu ülkelerde darbalar veya operasyonlar gerçekleştirdi. O liderleri görevden aldıracak. Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu da Avrupa'nın Amerika'dan iyice uzaklaştığını savundu. Avrupa'nın toptan Rusya ile ticaret yapması mecburiyeti var. Ulusal kanalda yayınlanan Derin Mevzu programında Suriye'deki gelişmeler de tartışıldı. Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünversel, Şubat ayındaki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak hazırlık toplantısına dikkat çekti. Sel, Ocak ayındaki toplantı öncesi Putin-Erdoğan zirvesinin gündeme gelebileceğini söyledi. Kudüs'teki bu olayın etkili iki aktörü yılbaşına kadar veya yılbaşından sonraki haftada da bir Soçi'de görüşmesi olacağı duyumu var bizde. Suriye'nin, Rusya'nın ve Türkiye'nin yetkililerinin oluşacağı bir toplantı süreci de gelecek.